İkinci bir memleket gösteremezsiniz. Kış meyveleri, yaz meyveleri, sonbahar meyveleri, ilkbahar meyveleri hepsi bir arada. Tarımıyla, toprağıyla, ormanıyla, suyuyla, dağıyla, deresiyle kendi kendisine yeterli dünyanın bir numaralı ülkesindeyiz. Ama har vurup harman savuruyoruz. Anlayan yok, dinleyen yok, eğitim yok. Yetişen nesil zalim, yetişen nesil katil, yetişen nesil belalı, yetişen nesil imandan, İslam'dan, Kur'an'dan mahrum yetişiyor. Gerek asker, gerek sivil, görüyorsunuz geçen hafta ülke meselelerinin, en ciddi meselelerin masaya yatırıldığı bir toplantıda, başbakanın bulunduğu bir toplantıda, Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın 60 milyon insanın gözüne baka baka rakısını ve şarabını nasıl içtiğini hayasızca gördünüz mü, görmediniz mi? İçki servisi bulunmayan bir toplantı. Oranın vazifelileri, servis elemanları, efendim burada içki servisi yok dediği zaman, paşa emrediyorum ulan diyorum, nereden bulursanız benim rakımı getirin. Hem rakısız düşünemem, hem rakısız oturamam, ben içkisiz bir iş yapamam diyor Deniz Kuvvetleri Komutanı. Hepiniz gördünüz. Böyle yetişen nesil nasıl savaş yapacak, nasıl barış yapacak, nasıl ülke meselelerini çözecek? Ben diyor alkol olmadan diyor Deniz Kuvvetleri Komutanı, ben diyor rakı olmadan, şarap olmadan düşünemem diyor. Masaya oturamam diyor. İçki olmadan, alkol olmadan ben ülkeye hizmet edemem diyor. Halbuki Cenab-ı Hak ne diyor? İçki bulunan yerden ben rahmetimi çeker alırım diyor. Nasıl olacak şimdi? Vay Müslümanlar vay! Dünyanın en sahipsiz insanları Müslümanlar. Dünyanın en perişan insanları vallahi Müslümanlar. Ne komutanları kendisine benziyor, ne devlet başkanları kendisine benziyor. Devlet ayrı alem, Müslüman ayrı alem, asker ayrı alem, komutan ayrı alem. Biri şarap içiyor, biri şurup içiyor. Peki ne olacak? İnsan hayatı bu kadar basit mi, ucuz mu, bu kadar hafif mi, bu kadar beleş mi? Ne olacak Müslümanlar? Şu anda yeryüzündeki ülkeler içerisinde 200'e yakın ülke var dünyada. Doğuda, batıda, güneyde, kuzeyde. Yeryüzünün bütün ülkeleri içerisinde en çok haksızlık yapılan, en çok insan kanı akıtılan tek memleket Türkiye. Niye bu hale geldik? İnsan kanına bir damla açıyoruz, şu Kur'an-ı Kerim'i açıp okuyorum, diyor ki haksız yere bir insanın burnundan bir damla kan aksa bırakın yeryüzünü arş-ı âlâ titrer diyor. Haksız yere. Ve Kur'an açıkça ferman ediyor. Men katele nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil ard feke ennemâ katelen nâse cemiyâ. İslam'a göre, Kur'an'a göre, Allah'a göre men katele nefsen bi gayri nefsin, haksız yere bir kimse bir kimseyi öldürürse, haksız, öldürmeyi gerektirmiyor. Ceviz kabuğunu doldurmaz bir mesele, maddi bir mesele, basit bir mesele. Hafif bir hırıltı gürültü, hafif bir tartışma, küt kurşunu sıkıyor. İşte görüyoruz bir rezil türkücü Urfa'ya gidiyor, hafif bir böyle havasını bozacak bir hareket oluyor, derhal vurur lan bu adamı diyor. Şarkıcı, şerefsiz adam. Vurun diyor. Çekip vuruyorlar. İnsan kanı bu kadar ucuz olmamalı. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Ve 365 milyon mu milyar mı vererek serbest oluyor. Tutuklanmıyor. Yerin dibine katsın. Batsın bu kanunlar. İnsan hayatını koruyamayan, insanın kanını canını koruyamayan kanunlar yerin dibine batsın. Şarkıcı olmak çok mu mühim bir hadisedir? İnsan kanından önemli midir? İnsan canından önemli midir? Vurun diyor, beğeniyor. Hemen vuruyorlar. Öyle şey olmaz. Men katele nefsen bi gayri nefsine fesadin fil ard.
yeryüzünde haksız yere bir kimse bir kimseyi öldürse, nedir bunun değerlendirmesi? Bakın Cenab-ı Hakk'ın hükmünü söylüyorum. Kendimden bir kelime katıp söyleyemem. Haksız yere zulmen, katlen, kahren, işte zalimlik sebebiyle, efendim, kendisinde ayrı bir hava, ayrı bir heyecan hisseden bir takım manyak, sapık insanlar var. Şarkıcı, çalgıcı, dalgacı, tiyatrocu, yazar, kendini memleketin sahibi zannediyor. Bakın şu Türkiye'deki basın mensuplarına bakın, Türkiye'deki gazetecilere bakın. Her birisi memleketin sahibi benim diyor. Sen gazetecisin, kaç paralı kadarsın lan sen? Memleketin sahibiyim diyor falan gazeteci. Niçin? Yani gazetecinin üstünlüğü ne? Bir gazeteci öldürülüyor, bütün memleket ayağa kalkıyor. 16 tane asker öldürülüyor, Hakkari'de kimsenin kılı kıpırdamıyor. Nedir lan bu gazeteciler? Bir Abdi İpekçi, kaç senedir her gün yazarlar, ya bu da insan, o da insan, Mehmetçik de insan. Ölen askerlere bir tek satır yazı yazmıyorsun da, bu Abdi İpekçi kim ki bütün senedir ağıt yazıyorsun? O da insan, o da insan. Niye ikinci sınıf insan var? Niye insanları sınıflara bölüyorsunuz? Niye ayrım yapıyorsunuz? Hani eşitlikçiydiniz? Hani adaletliydiniz? Yalan söylüyorlar. Dünyanın en zalim basın mensupları Türkiye'de. Dünyanın en kiralık gazetecileri Türkiye'de. Dünyanın en satılık gazetecileri Türkiye'de. Niye insan hayatı bu kadar ucuz? Men katale nefsen bi gayri nefsine fesad.